Sevgili öğrencilerim, merhabalar kardeşler. Şimdi paralel kenarın birinci konu testini gömeceğiz arkadaşlarım. Bu videomuzla birlikte şöyle hemen odaklanmasını falan ayarlayacağım. Parlaklığını ayarlayacağız ve başlayacağız. Evet, bira bismillah diyelim ve başlayalım. Hatta biraz daha açsak mı şunu? Evet, güzel oldu. Birinci sorumuz, direkt arkadaşlar ne demiştik burada pratik yol için? Şu ikisinin farkı bizim buradaki x'imizi veren şey demiştik dostlar. O yüzden çok uzatmadım bunu, hemen geçtim. Geldim ikinci sorumuza. Alfa kaç derecedir diyor. Dostlar bakın, şöyle bir köşeden çıkıp da şu kenarlardan birini belli bir oranda bölüyorsa bu doğru. Genelde şöyle çözüm yapılır dostlarım. Bu doğru dışarıya doğru da şöyle devam ettirilir. Şöyle devam ettirdim arkadaşlarım. Ve bakın şurada bir kelebek üçgen çıkarttım aslında ben. Şununla şunun arasındaki kelebek üçgen ilişkisini görün dostlarım. Şimdi bu uzunluk toplamda 16'ymış. O zaman şurası da 16. Ve bakın bu kelebeğin oranı 1'e 1 olduğu için şurası da 16 oldu. Şimdi sizden şu dik üçgeni görmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Bakın şurayı. 90'ın karşısı 24 geldi. Görebildiniz mi? 90'ın karşısı 16 ile 8'in toplamı 24. Diyeceksin ki neyin karşısı 12 olur? Yani yarısı olur. 90'ın karşısındakinin ne zaman yarısı oluyordu? Eğer bu açı 30 derece ise yarısı olmak zorundaydı. İşte demek ki bu açımız 30. 30, 90, alfaya da 60 derece kaldı. Paketledik hemen soruyu. Bu da bir kural sorumuzdu arkadaşlarım. Şöyleydi. Köşegene kadar olan parçanın karesi. Yani 12'nin karesi 144. Eşitti. Kenara olan ilk uzaklık çarpı köşeye olan uzaklık. Yani 9 çarpı 9 artı x. Şimdi 9 ile 16'nın çarpımı 144'tür. Demek ki 9 artı x 16. 9 ile neyin toplamı 16? 7. Dördüncü sorumuzdayız. Yükseklik soruluyor ve şöyle demiştik. Eğer bir soruda yükseklik bulacaksan en kolay alan yöntemiyle bulursun. Şimdi alana hazırlık yapalım öncelikle. Şu bildiğimiz şeyleri yazalım. Burası 20 ise bu da 20'ymiş. Bu da 20'ymiş dostlarım. Ve şurada 15, 20, 25 üçgenimiz çıktı karşımıza ki o halde karşısındaki kenarın da uzunluğu 25'tir. Ve bakın şimdi alanı yazıyorum. Alanı bir şuradaki 20 kenarına göre yazalım. Ki 20'ye inen yükseklik yine 20 arkadaşlarım. O zaman taban çarpı yükseklikten 20 çarpı 20 benim paralel kenarımın alanı. Aynı zamanda şu kenara göre de alanı yazarsam x çarpı 25 diyeceğim. Taban çarpı yükseklikten. Peki şimdi sadeleştirmemizi yapalım. 5'e bölelim. 5 kalsın. 5'e bölelim. 4 kalsın. Bir daha 5'e bölelim. 1 kalsın. Yine şunu da 5'e bölelim. 4 kalsın. Bakın 4 çarpı 4 kaldı. X. Yani 16 çıktı kardeşim. Evet. 5. sorudayız. Oran vermiş. FC demiş. BF'nin 4 katıdır. Hadi yazalım. K'ya 4K şeklinde bunu yerleştirdik. Sonra BE'yi 12 vermiş. BE. Şuranın tamamı da 12 birim uzunluğundaymış. O halde şurası 12-X diyelim buraya da arkadaşlarım. Buna göre X kaçtır diye de bir soru soruyor. Şimdi ikinci soruda söylediğim gibi bakın. Şu doğruyu köşeden çıkıp belli oranda bölmüş ya. İstersen bunu da şöyle dışarıya doğru uzatırıp şurayla birleştirip de çözebilirim bu soruyu. İstersen şu da bakın 4'e 1 oranında bölmüş. Bunu birazcık aşağıya indirip şurada bir benzerlik yapıp buradan da çözebilirim soruyu. İki seçeneğim var. Hatta istersek arkadaşlarım şöyle de yapabiliriz. Bakın tam şu köşeden Edirne'den şu BC'ye bir paralel çizsem şöyle. 4K'ya paralel oldu. Ve bu yan tarafları 2'ye böldüğü için bu 4K'nın orta tabanı olmak zorundadır. Yani yarısı 2K diyelim. Ve şuradaki kelebek üçgeni de görüp soruyu böyle çok rahat bir şekilde çözmüş olduk dostlarım. Bakın ne oranı var? 2'ye 1 oranı var. O halde 2 bölü 1 oranı eşittir 12-x'in x'e oranına. 12-x'in x'e oranındadır dedim. Hadi düzenleyelim. Buradan 2x eşittir 12 eksi x gelir. 3x eşittir 12 gelir. Ve x eşittir bursa çıktı sorumun cevabı.
6 numaradayım. Şu kuralı hatırlayacağım dostum. Burası 5 ise karşısı da 5. O halde burada bir 3-4-5 üçgenimiz çıktı. Yine bu köşeden köşegene inen yükseklik bu köşeden tam karşısından köşegene inen yüksekliğe eşitti. Şurası da 3. Hatta bunlar eş üçgendi değil mi şu ikisi arkadaşlarım? O halde buraya da 4 yazalım. Bakın bize AC'yi de 10 vermiş. 4, 8'i burada. Ortaya da 2 kaldı. Zaten o 2'yi soruyormuş bize de. 7. sorumuz. Bakın şurada bir x denilen şey var ki yanları 2'ye bölmüş. O halde ben şu AC köşegenini çizsem bu x AC'nin orta tabanı olacak. Şuraya 2x yazdım. Sonra FC DF'nin 2 katıymış. Şurada 1K'ya 2K oranı var. DE'ye 1M, EA'ya da 2M deyiniz diyor arkadaşlarım. Bakın demek ki şu Edirne ve Fransa noktaları Edirne'de de 1'e 2 oranı, Fransa'da da 1'e 2 oranı şeklinde böldü. O halde bu da 2x'e paraleldir diyorum ve şuradan benzerlik yapıyorum. 1 bölü 3 eşittir diyorum 4 bölü 2x'e. Buradan 2x eşittir 12 geliyor. X eşittir 6'yı paketledim dostlar. Evet 8. sorumuz yine bir kural sorusu. Şöyle demiştik. Karşılıklı köşelerden yani A ile C karşılıklı. Bunlardan doğruya inen dikliklerin toplamı yani 4 ile 7'nin toplamı eşit olacaktı. Bursa'dan ve Denizli'den inen dikliklerin toplamına. Bakın Denizli'den ineni 10 vermiş. O zaman 10 ile BG'den inene de x diyelim. X'in toplamına eşit. Burası 11. O zaman x 1 olmalı ki toplamları 11 olsun dedim. Evet burayı da hallettik. Çevirdik arka sayfayı. 9. sorudayız arkadaşlarım. Bir okuyalım birlikte. 4 var, 20 var. Burası 20 ise hemen karşıya da 20 yazıyorum. Bakın şu doğruyu şöyle birazcık uzattığımda şunu fark ediyorum ben dostlar. Şunu uzatınca. Bakın şu BK hem açıorta hem yükseklik. Demek ki burada bir ikizkenar üçgen var kayı kuralından dolayı. O halde şu uzunluğumla şu uzunluk kesinlikle birbirine eşit olacak. Yani burası da X. Sonra şu açıya A diyelim. Şu açımız da A olacak. Ve bakınız yöndeşlikten şuradaki açıyla şu açı birbirine eşit. O zaman buraya da A yazalım. Demek ki şu üçgen de küçük üçgen de ikizkenar. 4 ise burası da 4 oldu. Ve bakın x ne çıktı toplamda? 24 çıktı. Şuna geldik. Paralel kenar demiş yine arkadaşlarım. 6 var, 13 var, 10 var. Buna göre paralel kenarın alanı nedir diye bir soru sormuş. Bakın yüksekliği 10 vermiş. Biz şuraya x diyelim. Tabanımız x artı 6. Yani benim aradığım cevap 10 çarpı x artı 6 olacak dostlarım. O halde benim x'i bulmam gerekiyor. Şimdi şu bir kenarı böyle belli bir oranda böldüyse uzatın demiştik. Şöyle uzattık. Sonra şuradaki kelebek üçgeni görelim. Bakın burası da x artı 6'dır. O halde burası da x artı 6 olmak zorundadır. Çünkü kelebek üçgende 1'e 1 oranı var. Şurası 13 ise şuraya da 13 yazalım. Ve şu dik üçgeni gördüm arkadaşlarım. Bakın şurada bir dik üçgen var. Bu dik üçgenin dik kenarlarından biri 10, diğeri 26. Bakın sadeleştirin 2 ile 2'ye bölsek bunu bu 5 olur. Bu da 13. 5, 13. Hangi özel üçgen? 5, 12, 13 özel üçgenimiz. Demek ki şurası 12'nin 2 katı olacak arkadaşlar. Çünkü 10, 26. Yani 5, 12'nin 2 katını almış. O zaman burası 24 olacak. Demek ki 2x ile 6'nın toplamı 24. Yazalım onu. O halde 2x eşittir 18 gelir. X eşittir 9. Şuraya da 9 yazarsak 9 6 daha 15 oldu. 10 çarpı 15'miş. Yani Ceyhan'mış bizim aradığımız alan. 11'e geldik. Paralel kenar diyor. E ve F orta noktalarmış dostlarım. Edirne'de Fransa'da orta noktaymış. Şöyle gösterdim. Alan AHD'yi 8 vermiş. Şuraya 8 yazalım. Bakın kelebek üçgenin benzerliği 1'e 1 oranında. Demek ki şuralar da birbirine eşit. Hatta şurasıyla da şurası eşit. Sonra şunu diyelim. Buna 8 düştüyse bu kenara da 8 düşer diyelim. Aynı şekilde şu yuvarlığa 8 düştüyse bu yuvarlığa da 8 düşer diyelim.
Sonra şurayı çizdim arkadaşlarım. Bu paralel kenarı tam ikiye böldü değil mi? Bakın burayı da ikiye bölen doğru. Sonra bu yuvarlığa da 8 düşecek diyelim, şurada gösterelim. Ve bakın bu çizginin sol tarafına 4 tane 8, 32 düştü. Burası tam ortadan ikiye böldüğü için bu tarafına da 32'dir diyorum. Ve toplam 64'ü paketliyorum. 12. sorumuz, GBFK'yı 20 vermiş, taralıyı mı soruyor yoksa, bir bakayım. Evet, DEHK'yı soruyor bize arkadaşlarım. Ne demiştik? Eğer şu köşegen tam bu köşelerden geçiyorsa şu çapraz alanlar birbirine eşit olmalı. Yani bu da kesinlikle 20'dir dedik. Şuna geldik, 13 numaralı sorudayız. BFFC'nin 3 katıymış, hemen onu bir yazalım. K'ya 3K. Bakın EF paralel olduğu için burayı 1'e 3 böldüyse burayı da aynı şekilde K'ya 3K olacak şekilde 1'e 3 oranında böldü. Alan ABCD'ye 64 vermiş. Şimdi paralel kenarı bu, 1'e 3 oranında böldü. Yani şuradaki alan A ise burası 3A. Demek ki toplam 4A 64. O zaman A 16. Yani şu üstteki paralel kenarımın alanı 16. Alttaki paralel kenarımın alanı da 48 çıktı. Bunu da söylemiş olalım. Başka, bizden de şuradaki üçgenin alanını istiyor arkadaşlarım. Nasıl yapalım? Bir de benzerlik yapalım. Bakın 1'e 4 oranı var. Şuraya A dersem burası 4A olacak. Hemen alanlarını da söyleyelim. 1'e 4 oranıysa benzerlik oranları 1'e 4 ise alanların oranı bunun karesiydi. 1'e 16. Yani şurası A alanıysa şu üçgenin tamamı 16 olacak. Şuraya da 15A kaldı. Ve bakın burası şu bizim paralel kenarımızın köşegeni. Köşegen paralel kenarın alanını ikiye bölüyordu. O zaman bu altta kalan 16A dediğimiz yer paralel kenarın alanının yarısı olacak. Yani 32. O halde A'yı 2 bulduk. Zaten bize de A'yı soruyordu arkadaşlar. Şu sorumuzdayız. Paralel kenar 4 eşit parçaya ve 5 eşit parçaya ayrılmış. Şimdi tamamına 4 ile 5 diye ayrıldığı zaman katlarını verin diyorduk arkadaşlarım. 20K diyelim. Burası 4 parçaya ayrıldıysa her biri 5K, 5K, 5K ve 5K. Burası da 5 parçaya ayrıldıysa 4K, 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 4K ve 4K şeklinde dağılacak. Bizden bu iki üçgenin alanları toplamını istiyor arkadaşlarım. Biz neyi biliyoruz peki? Tüm alanı biliyoruz. Şimdi nasıl yapıyorduk bunu? Önce şu kelebeklerin benzerliğini görelim. 10'a 8 var bakın. 10K, 8K. Hemen demek ki buradan da bir yükseklik, buradan da bir yükseklik indiriyorum. 10 bölü 8, yüksekliklerin oranı da 10H bölü 8H olacak. Tabii ben bunu sadeleştireyim. 5 bölü 4 olur değil mi? 5H bölü 4H yazdım. Şimdi toplam paralel kenarımın yüksekliği de 9H oldu. Şimdi böyle biraz hızlı çözüyorum ki arkadaşlar. Çünkü bunların aynılarını köşe taşında zaten çözdük biz. Şimdi tüm alan neydi? 9H çarpı 20K. Demek ki 9H ile 20K'nın çarpımı 360. Hemen birer sıfır sildim. 18KH 36 ise K çarpı H 2'dir dedim. Şimdi benden ne istiyordu bu? Üçgenin alanını. Üstteki üçgenin tabanı 10K, yüksekliği 5H. O zaman 10K çarpı 5H bölü 2 üstteki üçgenin alanı. Alttakininki de tabanı 8K, yüksekliği 4H. 8K çarpı 4H bölü 2 de bunun alanı olacak. Şurası 50KH. Burası 32KH. Yaptı mı toplam 82KH bölü 2. KH'ı da 2 bulmuştuk arkadaşlarım. O zaman 82 çarpı 2 bölü 2'den 2'ler gitti. Sorumun cevabı 82 geldi. 18 numaradayız. DEC üçgeninin alanı 20. AEB'nin alanı 6. ADE'nin alanı 10. EBC'nin, yani şu üçgenin alanı nedir diyor. Arkadaşlar ne demiştik? Karşılıklı olanların toplamları eşit. Yani 20 ile 6'nın toplamı 26. 10 ile 16'nın toplamıdır. O zaman x 16 olacak dedi. 16. sorudayız. Aynı özellikmiş gibi, üsttekiyle çok benziyormuş gibi geldi bana. Bir bakalım. DEC'nin alanı 15. Şuraya 15 yazalım.
Şunun alanını biliyoruz. 6 çarpı dik üçgen ya. Dik kenarlarını çarp 2'ye böl. 60 bölü 2'den 30. AED 28'miş. Şurası 28. Bakın burayı da soruyor bize x diyelim. Yine 30 ile 15'in toplamı 30 ile 15'in toplamı 28 ile x'in toplamına eşittir. X de buradan 17 çıkar dostlar. Evet arkadaşlar, konu testi 1 bitmiştir. Bir sonraki videoda konu testi 2'yi gömeceğim. Hadi öpüyorum sizleri, görüşmek üzere.